çeken bir konu var. İşte ücret artışları enflasyon yaratır söylemleri. Evet, çok Ücret konuşuluyor. artışları, evet yani tabii ücret artışları enflasyon yaratır mı? Tabii ki enflasyona etkisi var. Ama sadece ücret artışlarının yok. İhracatın da enflasyona etkisi var. O zaman ihracatı durduralım mı? Yapmayalım mı ihracat? Yani çünkü burada arz ve talebin hangi fiyat seviyesinde buluştuğu önemli. Arzı kısarsak, bunu biraz daha açayım. Yurt içerisinde satılan miktarı azaltırsak daha yüksek fiyat seviyelerinde insanlar o ürünü bulabilir. Yani daha açık bir ifadeyle kara borsaya düşer. Aynı ayçiçek yağını raflarda bulamadığımız gibi. Dolayısıyla biz ihracatı azaltalım, kota koyalım. İçerideki ücretler artsa bile ürün bolluğu olduğu için de içeride enflasyon olmaz. Dolayısıyla enflasyon, ücret enflasyonu yol açar mı? Şartlara ve diğer koşullara bağlı olarak bu değişebilir. Ürün bolluğu yaratırsınız, piyasada daha rekabetçi olursunuz, kurallar daha düzgün çalışır. O zaman piyasada enflasyonu görmezsiniz bile. Ama siz bırakın işçiye ücrete para vermeyi, onlara yemeği bile yasaklasanız, o bütün ürünü ihraç ediyorsanız yurt dışındaki fiyatlarla eşit hale gelir içerideki fiyatlar ve enflasyon yükselmeye devam eder. O yüzden bu polemiği net bir şekilde şu şekilde cevaplayabilirim. Enflasyonu her şey tetikleyebilir ama sadece ücretler değil. Ama ücretler yeteri kadar artmazsa elinde parası olan da o parayı huzurlu bir şekilde harcayamayabilecek noktaya gidebilir. Sosyal refah bundan olumsuz etkilenir ve bedeli çok ağır olur. O yüzden de bunu önce adını iyi koymamız lazım. Bakın en basit örnek ihracat. Yurt dışına biz geçen sene 18'li dolarlardayken 20 milyar doların üzerine ihracat yapıyoruz. Şimdi dolar 32,50. Biz 18 milyar dolar civarında ihracat yaptık. Keşke dolar düşseydi de biz 20 milyar doların üzerine ihracat yapmaya devam etseydik. Hani dolar yukarı gidince biz rekabetçi oluyorduk. Bunun örneklerini bu seneki geçen yılla karşılaştırmalı ihracat rakamlarına baktığınız zaman o kadar bariz görüyorsunuz ki geçen yılda ihracatta birçok aylarda yüksekti ama dolar 18 liraydı. Demek ki dolar yukarı gittiği zaman biz ihracat avantajı elde etmiyoruz. Neden? Çünkü girdi maliyetlerimiz artıyor. İşte Türkiye'nin ana sorunu bu. Maliyet enflasyonu olan bir ülkede tüketimi cezalandırmaya kalkarsanız durgunluğa, resesyona sebep olursunuz. O yüzden de tedavinin yanlış olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu tarafta eğer biz ihracatı yavaşlatır da içeride ürün bolluğu yaratırsak o zaman ücretlerdeki artışın enflasyon yaratmadığını çok net bir şekilde görürüz. Çünkü daha fazla talebe ihtiyaç var içeride. Çünkü dış talebi daraltmış oluyoruz. O yüzden de ücretler enflasyon yaratır polemiği aynı Türk lirası değer kaybederse ihracatımız artar polemikleri gibi bu toplumun kafasına kazınmaya çalışılan yanlışlar. O yüzden de bunları açık açık düzeltme ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim.